Sıcaklar 9 Mart 2022 ve günlerden çarşamba bugün değil mi? Doğru söylüyorum. Çarşamba. Çarşamba. Ankara'dan yayındayız. Öyle bir dolandım ki sabahtan beri böyle gün gitti, hayat gitti. Ben kimim, ne oluyoruz falan diye. Ankara'dan sabah yayındaydık KRT'den. Aynı stüdyodan bu kez YouTube yayınımız için Sedat'la beraberiz. Sedat Bozkurt'la. Seni bizim zaten izleyiciler takip ediyorlar Sedat'cığım. Onların da büyük ihtimam var sana. Nerede olduğunu şaşırsan sabah Ankara'nın soğuğu sana hatırlatır. Bana hatırlatır, çok soğuktu. Aslında biz soğuktan, kardan, kıştan kaçtık İstanbul'dan. Yani öyle 100 yılın soğuğu geliyor, yılların bilmem nesi olacak falan diye. Yani benzin maliyetini göze alıp kaçtık, düşün. O derece bir endişeyle kaçtık buraya. Şimdi buraya geldik, yine zamlar devam ediyor, nasıl döneceğiz diye hesap ediyoruz. Senin durumu şeye dönmüş, bu hani 87 kar yağmıştı diye bir öykü anlatılıyor İstanbul'da. O kar yağdığı gün ben İstanbul'daydım. Üsküdar'dan Kanlıca'ya kadar yürüdüm, hiç araç yoktu o zaman ve şunu gördüm. Kayıklar üstüne çok kar yağdığı için suya batmışlardı o kadar. Gördüm onu. Çektiğim fotoğraflar da vardı siyah beyaz, o zaman daha yeni basın yayın yüksekokulu öğrencisiyiz. Makinemiz yanımızda, bir de banyo yapıyoruz falan. 87 şeyini, karını bütün İstanbullular bir Ankaralı olarak bana sorabilirler. Sorabilirler. Peki ben şimdi o kardan kaçtım geldim, dışarıya bak, kar yağıyor. Onu ne yapacağız? Burası Ankara. Burası daha fazla yağabilir. 19 Mayıs gösterileri kar yüzünden ertelenmiş bir kent. Şu anda. Doğru, vallahi akşamları çok soğuk olur. Soğuğu iyidir yani. Ankara'nın İstanbul'da biraz unutmuşuz. Gelince Ankara soğuğun adı. Evet, öyle bir durum var. Şimdi aslında biraz köşesinden girdim. Gündeme bir bakacağız. Bugünkü açıklamalarda Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısı vardı. Ben çok beklemiyordum ama artık herhalde onu rutine koydular değil mi? Bir hafta bakanlar kurulu yapıyor. Tabii. Bir hafta grup toplantısında konuşuyor. Arada bir il başkanları toplantısı, bir genişletilmiş bir şey. Konuşulacak mecra bulmakta sıkıntı çekmiyor. Periyodu olan bir bakanlar kurulu da değil, Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Kabinesi, evet. Onu doğru kullanalım. Bir de salı grup toplantısı, çarşamba grup toplantısı. Çarşamba grup toplantılarında konuşuyor. Bugün de konuşmasında iki başlığı belki öne çıkartırız. Bunlardan birisi dış politika. Dış politikayı bir şöyle kenara koyuyorum. Diğeri de ekonomi. Öyle girdik diye söylüyorum. Bu akşam da iki küsur yine mazota bilmem kaç kuruş benzine, artık ben takip edemiyorum gerçekten ama şunu arkadaşlar söylediler programa girmeden önce, Konya'da 25 lirayı geçmiş. Konya Ovası değil mi, orada hani tarım yapılıyor, yani bu şey oluyor, burada üretiliyor falan. AK Partililerin teziydi çünkü dünyanın en ucuz petrolü bizde. Hı hı. Şimdi baktığın zaman artık dünyanın en pahalı petrolü bizde olacak. Kanada'da 2 Kanada doları 20 lira litresi. Galiba Avrupa'nın muhtelif yerlerinde 1,5 euro falan. 1,5 euroyu da yaptığınız zaman işte 23-24 liraya geliyor ki artık onlar da geçmiş vaziyetteyiz. Hani alım gücümden bağımsız söylüyorum bunu. Bir de alım gücü var. Tabii. Yani insanların gerçekten ulaşmasında güçlük çekeceği bir noktaya doğru geldi. Ben birçok insandan duyuyorum, arabayı kullanmıyorum artık diye. Tabii. Belediye otobüsü kullanıyor ama yarın belediye otobüsleri de zamlanacak. Bunun çünkü belediyeler şuraya gidecek. Biliyorsun ulaşımdaki zam yapmaya meclisler direniyor, muhaliflerin yönettiği belediyelere. Bütün kaynaklarını da kesiyor hükümet onların. Şöyle bir tablo çıkmasını istiyor ortaya galiba. Maaş bile ödeyemeyecek bir noktaya gelmesini istiyor belediyelerin. Çünkü döndürülebilir bir şey değil bu. Hani siz muhtelif yerlerdeki maliyetlerinizi kısıp ulaşımına aktarsanız bile alttan kalkamazsınız bunun. Yani maliyetiniz bir anda 5-10 misline çıkmış, ulaşmışı söylüyorum. Pandemi döneminde biliyorsun hem zamlar geldi hem de çok az yolcuyla servis yapmak zorunda kaldılar. Onun bir maliyeti bindi. Tabii. Şimdi benzin ve mazot zamları nedeniyle ciddi bir maliyetle karşı karşıyalar. Elektrik zammı nedeniyle ciddi bir maliyetleri var. Tabii. Ve mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı, başkanlar muhalefetten diyorlar ki zam yapma. Ama AK Partili belediyeler, onlar zam yapma özgürlükleri ya, var. Su meselesi örneğin, suya zam istediği İstanbul'da, Ankara'da direndiler, hayır dediler. Sokak röportajlarının birkaç tanesine denk geldim, işte Allah'ın suyuna niye zam yapıyorlar, niye para yapıyorlar ama şunu görmüyorlar, yani o su evinize gelmesi için elektrikli motorlarla geliyor. Başka türlü gelmez yani. Suyu bıraktığınız zaman size gelmiyor ve en büyük girdisi elektrik, suyun pompalanması, temizlenmesi falan. Yani çok... Ben yapayım elektriğe zammı, petrole zammı yapayım akaryakıta. Sen ama suya yapma. Ama AK Partili belediyeler, iktidara mensup belediyeler yapabiliyorlar. Onlar yapabiliyorlar. Şeye zammı. Onlarda özgürlük var. Bu herkeste yani. AK Partiliysen yapamayacağın iş yok. Her şey normal, her şey doğru, her şey düzgün.
Ama değilsen durumun vahim. Durum vahim görünüyor orada. Şimdi tabii. Yani biz de çıkışta dilekçeyi verelim, yer yakın. Yapmamız lazım aslında. Biraz geç kaldık ama. Şimdi iki türlü tabii dayak yiyor burada vatandaş. Bir tarafında dolarda ve euroda artış var. Bugün ekonomi kanallarına baktığında şöyle bir değerlendirme yapılıyordu. Piyasalardan döviz bulmak zorlaştı diye. Merkez Bankası zaten bunu ekonomistler hep söylüyorlar. Arka kapıdan sürekli satış yapıyor yükselmesin diye. Bugün Cumhurbaşkanı kur korumalı mevduatla övündü. Bir gün önce de Hazine Bakanı dünya bizi örnek alıyor dedi bununla ilgili olarak. Ben Yalçın Karatepe Hoca'ya sordum, örnek alan bir ülke var mı, herhangi birisi geçmiş mi diye. Bir ülke yok ama olsun, söylemde örnek alıyor. Bugün de övündü Cumhurbaşkanı. Ancak dövizle ilişkin kaygıların arttığını görüyoruz bu dönemde. Döviz yükseliyor. Döviz yükseliyor, aynı zamanda petrol yükseliyor ve çift taraflı darbe yiyor Türkiye. Onun için Avrupa ülkeleri işte Amerika'da her şey yükseliyor, Türkiye kaybediyor. Her şey yükseliyor. Yani Türkiye şu sıkıntı şu, hani niye dövize ihtiyaçları var? Amerikan Fed Bankası ve Avrupa Fed Bankası başkanları, yani Avrupa'nın Merkez Amerikan Bankası. Merkez Bankası başkanları açıklama yaptılar. Plan önlerine koydular çünkü ekonominin bilim olduğunu, matematik olduğunu onlar kabul ediyorlar. Bizim gibi değiller. Aramızdaki en temel fark bu. Faiz arttıracağız dediler. Yani faiz arttırmak demek ne demektir? Yani, piyasadaki doları, euroyu toplayacaklar, bankaya, kasaya koyacaklar. Evet. Ve piyasada dolaşan dolar miktarı, euro miktarı azalacak. Piyasada azalan dolara senin çok ihtiyacın var. Azaldıkça senin ihtiyacın daha çok artacak. Evdeki hesap da çarşıya uymadı. Eğer uysaydı belki işte turizm yani. Geliri şu bu falan, ihracat fazlası. Hiçbiri kurtarmıyor. Bunların hiçbirisi olmadı. Hiçbiri kurtarmıyor. Yani sizin yıllık ihtiyacınız olan 200 küsür milyar dolar, turizm geliriniz 40-50 milyarda kalıyor. İhracatınız artmış olmasına rağmen, çünkü Avrupa açısından sizin ülkenizin maliyetleri düştüğü için üretim maliyetleri, iyi bir pazar haline geldiniz. Ara ürünü itibariyle söylüyorum. Buna ihracatınızın artmasına rağmen cari açınız da artarak çekip gidiyor. Çünkü devlet olarak çok maliyetiniz var, masrafınız çok. Ve hala tasarruf etmek isteyen insanın dövize yönelmesini engelleyebilmiş değilsiniz. Yani o şu an bankalarda şu an bankalarda dövize %3 faiz uygulandığına ilişkin bilgiler var bugün. Yani yok, yıllık %3. %3 dolara, %1,5 falan da şeye galiba, euroya. Euro, yani bundan vergi merdi de kesiyorlar ama mevduat sahipleri çok hoşnut. 130-140 milyar doları buldu bankalardaki kişiye ait. Yani şirketler evet. Dışında kişiye ait mevduat oranı ve artarak gidiyor. Artarak. Yani kur korumalı bu tasarruf sistemi önerildiği zaman bile olmadı. Kur korumalı mevduat sistemine dönenlerin çoğu zaten elindeki Türk parası, döviz aldılar, döviz güzelce dolara döndürdüler. Eskiden Türk parası olarak tutuyorlardı, şimdi Türk parası olarak alacakları faizin üstünde bir faiz alma ihtimalleri belirdi. Yani her türlü koşulda Türk lirası olarak elde edecekleri parayı alacaklar, hatta kur korumalıya geçtikleri için daha fazlasını elde etme ihtimalleri çok daha yüksek. Nitekim tabloda onu gösteriyor. Vallahi tabii gidişat biraz sıkıntılı herkes. Bunun maliyeti çok şey olur, yani senin hazineye çok yüksek olur. Sadece bunun maliyetini karşılamak için bir takım vergilerde arttırım yapmışlardı ama hangi birinde arttırım yapacaksınız? İşte petrole gelen zam anında yansıtılıyor. Şimdi orada da ÖTV alıyor. Tabii. Sabit. Sonra arttığı kadar KDV alıyor. KDV alıyor. Bunlar şu anda normal şartlarda bir siyasi iktidar bunun bu kadar yükselmesine müsaade etmez aslında. Etmez. Siyaseten tabii. Çünkü bu işten kaybediyor ama belli ki marj yok ve bunu almak istiyor, bunu alarak tabii, yürümek istiyor. Hatırlarsan 5 lira da 6 lira olduğunda akaryakıt camlara yapıştırmışlar dünyanın, ya, en, sen ne diyorsun dünyanın en pahalı şeyi bu. Ve korktu hükümet, o zaman geri aldı. Evet. ÖTV'sini düşürdü, KDV'sini düşürdü. Şimdi yapamıyor çünkü niye? Paraya çok ihtiyacı var. Şimdi her gün resmi gazetede bir özel alanın imara açıldığı, işte özelleştirmeye kapsamına alındığı ya da kıymetli arazilerin varlık fonuna devrildiği gibi şeyler düşünüyoruz. Yani devlet içinde kafası sadece bu işlere çalışan, bütün mesaisini bu işlere yoran, nereden nasıl para kazanırız, nereden nasıl para elde ederiz de tekeri döndürürüz diye kafa yoran insanlar var. Ben buna inandım evet, artık. Evet. Bunu uyguluyorlar da yani. Bunu uyguladıklarını da görüyoruz ama nereye kadar götürebilirler? Biraz sabır diyor Cumhurbaşkanı. Yani sabır, her konuştuğunda biraz sabır. Yani sabır ya ama Bahçeli yani şimdi ne diyor? İşte şey olsun diyor. Yağsız yemek olur ama yarınsız ülke olmaz diyor mesela. Yani iki taraflı böyle bir aslında benzer yaklaşımların
devam ettiğini şimdi görüyoruz. Şimdi Bahçeli denklem dışı, ama başka bir kategoride konuşalım ama şimdi Hazine Maliye Bakanı dedi ki işte yavaş yavaş indiğini göreceksiniz enflasyonu dedi. Dün mü önceki gün yaptığı açıklamada da bu yıl boyunca enflasyona yüksek muhatap olacak. Yüksek seyredecekleri. Yani şimdi siz hani sabır da neye göre sabır şimdi? Beni ikna etmesi lazım benden sabır isteyen birisinin. Ve benden sabır isterken de evdeki masayı, sandalyeyi, işte gardıroptaki kullanılmayan eski paltoyu falan satan bir ev sahibi varsa neye kadar yani bu gardıroba sıra gelene kadar sabır gösterilebilir. Ufukta bir şey yok. Yani olma ihtimali de yok. Çünkü niye? Enflasyonu düşük olarak söylüyorsunuz siz. Enflasyon düşecek dediğiniz zaman da bir ortaya bir program koymanız lazım. Nasıl düşecek? Tabii. Şimdi sizin üfeniz olmuş %100. %105. %105. Üfeniz %105, tüfeniz %56. Üfenin %50'sini siz tüfeğe yansıtmışsınız. Orada %50'si zaten duruyor. Ve bir yıl boyunca siz ona muhatap olacaksınız. Ve hiçbir şey artmazsa bile. Bravo. %50'yi siz bir kere yaşayacaksınız. Yani %50'nin üstüne ne koyacaksınız? Ona bakmak lazım. İndirme ihtimali çok gözükmüyor da. Ve buna rağmen bana diyorsunuz ki siz bir yıl boyunca enflasyon düşecek. Ondan sonra sabır istiyorsunuz. Hadi rakamlar öyle demiyor. Rakam gerçek, somut. Ama şimdi tabii burada bir siyasi olarak da bakmak lazım. Sedat, belli ki inanmış iktidar. Yani bu ekonomik programın 2022 sonuna kadar bir noktaya taşıyacağını ekonomiyi, 2023'ün başından itibaren de böyle rahatlatıcı önlemlerle seçime gitmek. Plan bu. Çünkü başka bir şey aklına gelmiyor insan. Hiçbir siyasi iktidar bu hale gelmesi için çaba sarf etmez. Belli ki bir inanmış ya. Daha dramatik bir şey söyleyeyim seni. Çok rahatsız edici olduğu için söylüyorum bunu. İşte ben de seni daha demoralize edeyim. Şurada yığıl kal iyice. Hayatın pahalı olduğunu, hayatta bu ülkede enflasyon olduğunu, hayat pahalı olduğunu, alım gücünün düştüğünü anlatmak 2 yıl sürdü Cumhurbaşkanlığı. Evet. Bugün ilk kez kürsüye çıktı ve hayat pahalı dedi. Evet. 2 yıl sürdü bu. 2 yıl her şey güllük gülistanlıktı. Yalan söylüyorsunuz işte. Nereden çıkartıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz? Hiçbir felaket tellallığı yapıyorsunuz. Falan. 2 yıl sürdü. Mandacı zihniyet falan oldu. Tabii her şey oldu. Yani 2 yıl sürdü. Şimdi hayat pahalı tamam. Niye pahalı? Bizden değil dışarıdan. Dışarıda nasıl pahalı? Gelin onu da hesaplayalım. İşte Amerika tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Nedir? 7. Almanya en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Nedir? 5. Şimdi Amerika'da 100 liraya aldınız. Fransa 4. 4. Amerika'da 100 liraya aldığınız bir malı şimdi 107 liraya alıyorsunuz. Yani cebinizden 7 lira fazla çıkıyor. Lira diyorum özellikle. Türkiye'ye geliyorsunuz. 100 liraya aldığınız bir malı 156 liraya alıyorsunuz. Cebinizden 56 lira fazla. Bu da TÜİK rakamlarla. Yani şimdi batı kaynaklıysa aynı oranda. Hadi 2 misli olsun. Gerçi onu... Ama o misliler biraz karışıyor. Aman girme oraya. Girmeyelim. Tehlikeli alan. 150 euroya dolan poşet 750 euroya dolmaya başladı falan. Evet. Koptular. Yani artık döndüremiyorlar. Ve bir şey söylemeler. Sen söyledin yani seçime giderlerken ne yapsınlar. Adım gibi eminim. Seçim zamanı biliyoruz işte hepimiz. Gazetecilik yaptık. İktidarları da izledik. Şeyi açarlardı, para musluğunu açarlardı. Tabii. Adı da buydu yani, musluğu açtılar olurdu. Tabii. Şimdi tam tersi, musluğu açamıyorlar. Tam tersi, devletin giderleri çok fazla olduğu için. Hiç oradan kısıntı da söz konusu olmuyor mesela. Bravo. Ne oldu? Tasarruf genelgeleri vardı değil mi? Arabalardı, kiralardı, onlardı, bunlardı falan. Tasarruf genelgesi yayınlıyorlar, 2 gün sonra istisnalarını yayınlıyorlar. Yani böyle tasarruf genelgesi mi olur? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O istisnaların dışında da istisnaları kendileri yaratıyorlar. Hiçbir şekilde sistem orada devam ediyor. Kimse kim de denetlemiyor. Kimsenin de bir şey söyleme şansı yok yani bu yönetim için. Hala oralarda kümelenmiş insanlar %3 yerden, 4 yerden maaş alıyorlar. %150-200 bin lira maaş alan insanlar var. Ve bu maaşı onlara uygun gören Cumhurbaşkanı 8 bin lira alan doktorlara giderlerse gitsinler diyor. Bu da çok bu ağır bir tablo. Çok ağır bir siyasi gaf değil mi bu? Yani kesinlikle. Herhalde tarihe geçti diye düşünüyorum. Birkaç gündür ben sosyal medyada bakıyorum. Doktorların tamamı, hekimlerin tamamı çok alınmışlar bundan. Anladım. Çok da doğal olarak alınmışlar. Yani bir ülkenin yöneticisi çekilen sıkıntıyı kabul etmiyor. Öngördüğü ücret Türkiye'deki %50 enflasyona rağmen doktorluk gibi önemli bir meslekte 8-9 bin lira yeterli görüyor. Tabii. Bir de öyle bir tarafı var işin. Kendi ücreti 100 küsür bin lira sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın. 100 küsür ve elini cebine atmıyor. Elini cebine atmadan yaşadığı halde böyle bankada bir şey duruyor. Var. Belki Cumhurbaşkanı için geçerli ama diğer taraftan doktorların yaşam standartlarına ilişkin bir kaygı duyulmuyor. Bu şunu da beraberinde getirmiyorum. 8-9 bin lirayla Türkiye'de krallar gibi yaşanır diye düşünülüyor anladığım kadarıyla.
kopukluk buradan başlıyor zaten. Bir şu hani sen söyledin ya siyasi gaf falan filan. Cumhurbaşkanı ya bunu söyleyen. Yani bir siyasetçi söylese, siyasi kimlikli birisi söylese yani çok üstünde durmamak lazım. Bu ülkedeki kıymeti bilmemenin en temel göstergesi dışa vurumu. Çünkü yani çocukluğumuzda tıp fakülteleri bizim için bir şeydi, zirve noktası. Zirve nokta hala öyle. Hala öyle yani son derece saygın bir eğitimi olan ve çok son derece saygın ve yapanı tatmin eden bir meslek orası. Yani ekonomik temelli de bakmamak lazım. Burada 8 lira veriyoruz kusura bakmayın özür dileriz ama size müteşekkiriz cümlesi doktorlar için yeterliydi. Evet bunu söylemek lazım. Bu mesleki tatmin çünkü. 8-9 bin lira alıyoruz diye gidiyorsunuz nankörsünüz yaklaşımı aslında çok herkesi çok... Yaklaşım. Herkese yani ben tanıyorum idealist bir sürü doktor var. Yani işte Tabipler Birliği'nin içinde bile pek çok. Yani oradaki varlıkların nedeni bu zaten. Doktorluk yani meslek olarak eğitimi de çok sıkıntılı, icraatı da çok sıkıntılı hele bu ülkede. Yani tabii. Kahramanlardır. Biz yıllarca SSK hastanelerine gittik. Abi 80 SSK hastanelerinin hepsinde birer destan yazılırdı ya. O doktorlarla, hemşirelerle. Hiçbir aletleri, edevatları yoktu o insanların. İmkansızlıklar içinde. İnsanlar, insana dokunurlardı, insanlara can verirlerdi. Şimdi bu insanları böyle, ya her şeyi yapıyor, bu horluyor. Böyle bir AK Parti şeyi geliştirdi. Nitelikli eğitim almış, nitelikli meslek erbapları ya da örgütlerine karşı çok acımasızlar ve sevmiyorlar onları. Yani mühendis odalarını sevmiyorlar, barolarını sevmiyorlar, işte tabip odalarını sevmiyorlar. Oralara ulaşamıyorlar. Yani kalite, nitelikli ne varsa... Hoşlanmıyorlar. Ona karşı bir düşmanlık sergileniyor düşman, aslında. Düşman tabii. Bu da aslında... Vasatı hakim kılmak istiyorlar. Evet, yani şimdi doktorlarla ilgili cümle kuracağınız zaman sizin onlardan daha iyi bir eğitime sahip olmanız lazım. Çok doğru. Aldıkları eğitimin de bir değerini bilmek lazım. Şimdi bu bir siyasi gaf bence tarihe geçti. Tabii geçti. Birçok doktor paylaşımlar yaptı. İşte hem eğitimini anlattı hem annesinin babasının o eğitim sırasında ona... nasıl destek verdiğini, hangi zor şartlarda okuttuğunu, devlete bu eğitimin karşılığında zorunlu hizmetlerle nasıl borcunu abi, ödediğini. Twitter'da sözünü kestim kusura bakma. Yok. Twitter'da gördüm. Bir tane adam ben şofördüm diyor. İki tane kızımı tıpta okutabilmek için amelelik yaptım. İşte pazarlarda mal aldım sattım ama okuttum ikisini diye tweet atmış. Altına iki tane yanıt var biliyor musunuz? İki kızı. Bu benim babam. Altındaki de eklemiş. Benim de babam. İkisi de şeylerinde biyolarında tıp doktoru oldukları yazıyor. Yani bunları üzdünüz. Değmez. Çok, evet. Çok çok rahatsız edici. Tabii Sağlık Bakanı durumun farkında anladığım kadarıyla olması da lazım. Düzeltmeye çalışıyor biraz. Bugün grup toplantısı öncesinde gazeteciler bu meseleyi sorunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söylemiş. Şimdi o kadar zor düzeltilmesi o kadar zor bir şey ki. Bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nevati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kendisinin görevlendirdiğini, özlük haklarıyla ilgili. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildi diyor. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. Cumhurbaşkanı da bilir diyor bu işi. 14 Mart günü tıp bayramı nasıl kutlandığını hep birlikte izleyelim. Belli ki 14 Mart'ı yetiştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumu. Ama bu nasıl olacak yani? Ama burada işte Sağlık Bakanı'nın söylediklerini söyleyen bir cumhurbaşkanı yok karşımızda. Çalışma yapıyoruz, halledeceğiz. Yok. Gitsinler diyen bir cumhurbaşkanı. Ne demiş tam olarak? Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum dost acı ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Ben orasını da anlamadım yani. Sonuçta bu hastaneleri inşa eden kim olacaktı yani? Yani her şey binadan oluştuğu için yani bina yaptınız mı her mesele halloluyor ya. Yani bu inşa ettik bitti. Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan 8-9 bin, en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni biten doktorlarımız buralarda istihdam eder. Buralarda yola devam ederiz. Şimdi bu yani nasıl devam edeceksin? Bugün hocalar da yazıyor. Yani tamam ben de gidiyorum. Asistanla mı yürüyecek yani bu işler? Bugün Deutsche Welle güzel bir haber yapmış. Güzel bir dosya haberi yapmış. Tam insan öyküsü üzerinden biz hani televizyonda çok beğenilen bir şeydir. İnsan öyküsü üzerinden Almanya'ya giden 3 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doktorla konuşmuş. Niye gittiklerini anlatıyorlar. Yani sadece para pul meselesi de değil.
Hele bir tane doktor, kalp damar cerrahı, pek çok makalesi yayınlanmış yabancı dille, pek çok yani master düzeyinde araştırma yapmış, hepsinden de birincilikle ayrılmış. Ama Türkiye'de liyakat sorunu var. Ben mezun olduğum hastanede çalışamadım. De buraya geldim diyor. İşte Almanya'nın da daha doğrusu dünyanın en iyi kalp damar cerrahisinin bulunduğu hastane. Burada beni dedi el üstünde tutuyorlar dedi. Burada akşamleyin saat 12'ye kadar çalıştıktan sonra diyor ertesi gün hiç kimseye sormadan evimde dinlenebiliyorum. Ve burada bilimsel çalışma yapacağım dediğim zaman her şey önüme seriliyor diyor. Yani şimdi aradaki fark. Şimdi sen bu çocuğa niye gittin diye sorabilir misin? Ya da işte milliyetçilik üzerinden hamaset yapalım. Yani tam tersi. Yani işte Mustafa Kemal gönderdi insanlar yurt dışında eğitim alsınlar diye. Alsınlar gelsinler diye buraya. Pazartesi günü biz dinleyenler hatırlayacak. Dün de yayın sırasında söyledim. Almanya'ya akreditasyon tamamlanmış bir doktor ziyaretimize geldi. Dinleyicimiz aynı zamanda. Niye gidiyorsun dedim yani. Cerrahpaşa'da asistan. Dedim mutsuz uyanmak istemiyorum. Her gün mutsuz uyanıyorum dedi. Yani bundan daha mesela anlaşılır bir şey olmaz. Ben dedim gidince de o bağlar kopmaz. Yani mutsuz uyanmaya devam edersin. Sonuçta takip edeceksin uzaktan da olsa. Asıl olan sorunun çözülmesi. Ama dedi ben her gün aynı mutsuzluğu yaşamak istemiyorum. Aynı tabloyu görmek istemiyorum dedi. Değersizleştirme hadisesi bu. Genel olarak yani, dediğin çok doğru. Vasatı üstün kılıp bilimi değersizleştirme aslında. Oradaki Deutsche Welle'nin haberindeki çocuklardan bir tanesi, doktorlardan bir tanesi. Ya diyor burada bir doktor hasta kaybettiğimiz zaman diyor gidiyoruz yakınına elini tutuyoruz karşılıklı üzülüyoruz diyor. Türkiye'de diyor bu haberi veremiyoruz diyor. Yanımızda iki polisle gidip veriyoruz diyor. Yani sen ne altın, yaptın? Tabii altını çizdiği detaya bakar mısın? Çok yani? Önemli. Orada diyor hastanın yakınıyla diyor el ele diyor karşılıklı ağlaşıyoruz diyor karşılıklı üzülüyoruz diyor. Türkiye'de diyor iki tane polise gidiyoruz bu haberi vermeye diyor. Bilime nasıl bakıldığıyla ilgili bugün çok çarpıcı bir haber vardı. Yani doktorlara yapılan muamele bu. Bilime nasıl yaklaşılıyor? Türkiye'de rejim otoriterleşiyor içerikli doktora tezini incelettirmiş Marmara Üniversitesi. Kime? Bir sosyoloji tezi bu. Hukukçulara. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret ve terör suçlarından yargılanması isteniyor hazırlayan akademisyenin. Akademisyen bunu yurt dışında hazırlıyor. Saygın bir üniversitede. Türkiye'de denkliği var ve burada kabul edilsin ve burada devam etsin diye hayatına buraya getirdiğinde başına gelen bu. Üniversiteler arası kurula gönderiyor. Kurul bununla ilgili birkaç üniversite normal diyor, birkaçı bizimle ilgili değil diyor. Ve en sonunda Marmara Üniversitesi bugün yok başkanı olan rektörü bunun için özel inceleme yaptırıyor, hukukçulara gönderiyor ve sonra da suç duyurusunda bulunuyor ve denklik verilmiyor bu teze. Bilimsel bir makale bu. Bilimsel bir makale. 200 küsur, 250 sayfalık doktora tezi notlarıyla beraber yani kaynak atıflarıyla beraber bilmem kaç tane diye böyle bir 7 yıllık bir inceleme üstelik. Yani adam oturmuş, külliyatı incelemiş, notlarını, şeylerini almış, yönlendirmelerini yapmış. 250 sayfalık doktora tezini Batı'da alkışlamışlar, Türkiye'de adliyeye göndermişler. Aslında bu anlatmıyor mu yani? Tabii hiç, çok uzun konuşmaya gerek yok. Adı bir de üstünde akademik tez yani. Akademik bilimsel bir tez bu. Evet. Ya tez yani. Sen hani şimdi iyi biliyorsan, alan hakimiyetin varsa tezin o unsurlarını, o verilerini... Karşı tez getireceksin işte yani. Kabul etmeyebilirsin. Evet. Olacak iş mi yani? İşte bunlar gösterge hani... Şimdi burada konuşmamız gereken şu aslında. Tek doktorlar mı gidiyor? Evet. Ha, onlar rahatça iş buldukları için, rahat kabul gördükleri için gidiyorlar. Onların da çok şey değil. Almanya'da örneğin gittiğiniz zaman sizin tıp eğitiminiz, gerçekten Türkiye'deki tıp eğitimi güzel, iyi bir eğitim ama bir yıl ya da 1,5 yıllık bir eğitime tabi tutarak seni uzman yapıyor. Yani bir önce dil öğretiyor. Çünkü tabii. Dil öğrenmeden doktorluk yapamazsınız. Zaten mümkün değil. Bakmayın bizim burada gene Suriye'den şuradan buradan gelenleri doktor diye sağa sola yerleştirdiler. Dil bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Yani doktorluğun en temel şeyi bu insanlarla sen... İletişim kuracaksın, iletişim bir kere kuracaksın, yani. Anlayacaksın, derdini yani. Anlayacaksın yani. Tabii. Dil meselesine bakıyorlar. Ondan sonra 1,5-2 yıllık bir eğitime tabi tutuyorlar. Ve hemencecik çok iyi koşullarda yerleştiriyorlar hastanelere. Yani çünkü nitelikli adam. Tıp doktoru yani. Hazır. Pandemide. Ben ilk gazeteciye başladığımda yaptığım haberlerden bir tanesi şeydi. Tıptan büyük kaçış diye bir haber yapmıştım. Çünkü o zaman elektrik, elektronik, bilgisayar falan çok böyle daha revaçtaydı. Bir de hani doktorluktaki insanların... Zorluk var tabii. Zorluk, eğitimde de zorluk falan diye.
Aradan ne kadar geçti? Şu 30 küsur yıl geçti. 30 küsur yılda doktorluk meslek olarak, ilgi olarak hiçbir şeyini kaybetmedi. Evet. Ve pandemide bir kez daha zirve yaptı. Evet, zaten insan olduğu sürece herhalde tabii hekim de olmak zorunda, tarih boyunca da var. Ben ama umutluyum Sedat. Önümüzdeki dönemde bu konularda bir düzelme yaşanacağı hususunda. Çünkü eski başbakanımız Tansu Çiller, Profesör Doktor Tansu Çiller, hem bilimi daha yukarı taşımak, hem bilim insanına saygıyı arttırmak, hem Türkiye'deki refahı ve düzeni tekrar sağlamak için elinden ne geliyorsa özellikle gençlere tecrübelerini aktarmak üzere siyasete dahil oluyor. İstiyorum diyor üstelik yani. Bugün bir ileriye gitmiş. Bu hep böyle bir dedikodu 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 diye geldi. Sonra bir açıklama yapıldı. En son istiyorum diyor. Yani ben bu işi istiyorum diyor. Gelecek. Şimdi Çiller'i takip etmiş. Sen de Çiller'i çok yakından bildiğin için gülümseyerek karşılıyorsun tabii bunu ama. Gülümsemenin ötesine geçeceğim de ne yapacağım bilmiyorum. Hayır, bilmeyenler vardır yani, onun için söylüyorum. Şimdi Çiller'in çok yakınında bütün işlerini yapan bir arkadaşım var benim. O da eski siyasetçi. Bu ilk işler ilk ortaya çıktığı zaman aradım bunu. Dedim ki ya ne iş, hayırdır? Parti mi kuruyorsunuz ya da bir parti mi ele geçirmeye çalışıyorsunuz? Demokrat Parti'yi alacak falan alacak diye şeyler vardı. Yok ya dedi, olsaydı onları da bana yaptırırdı dedi. Gerçekten her işini yaptığı için söylüyorum. Ondan sonra nedir bu mesele dedim. Ya sen de hatırlarsın, o Çiller'in yanında kümelenmiş birazcık daha yaşı ileri diyeyim. Siyasetçiler vardı. Bu siyasetçileri vazgeçiremiyorsunuz. Yani parlamentoya gittiğiniz bile kuliste görürsünüz. Eski milletvekilleri. Yani bir dönem siyaset yapmışlar, tadı damaklarında kalmış, bir daha vazgeçemiyorlar. Onlar Çiller adına hareket etmeye başlamışlar. Bu da sarayın stratejik olarak hoşuna gider mi? Gider. Çünkü Cumhur İttifakı'nı çeşitlendirmek istiyor. Şimdi Fatih Erbakan'la çeşitlenmeyecek bu ama Çansu Çiller'in aldığı bir merkez sağ yapıyla çeşitlenir. Çünkü sayı fazlalaşacak. Asıl önemli. Merkez sağ böyle hafif liberal bir sos lazım. Çünkü siyasi elpazenin sağın ortasından en sağ bir alan şey yapıyor. Katı bir sağ. İttifak, Cumhur İttifakı. Birazcık renk lazım oraya. Onun da çok hoşuna gidiyor tabii ki bu. Oradan bir zorlama var zaten. Yani ben onu görüyorum. İşte şey, havuz medyası, hükümet medyasında bu kadar yayılması zaten bu. Zaten ATV'nin bir programında konuşuyor. Bir öncesinde de Yeni Şafak'ta manşetti. Yeni Şafak'ta manşetti. Oradan da bir, onların hepsi operasyonel aygıt. Şimdi gazete ya demeyelim. Şimdi şöyle bir durum da yok mu? 6 tane siyasi parti var bir tarafta. Muhalefet partileri. Öyle ya da böyle bir araya gelmişler. Kadının genel başkan olduğu parti var. O da var. Diğer tarafta benim çok dikkatimi çekmişti. Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Yani üçlü bir fotoğraf çektirin, destici kendi masasına koysun diye. Üçlü bir fotoğraf bile yok, verilemiyor. Nedeni biliniyor tabii ki. Nedeni de biliniyor elbette. Şimdi. Ya o fotoğrafı 4-5-6 yapmak işte, gibi bir girişim aslında bu. Aynen. Şimdi DSP'nin önüne DSP'yle evet. De çok biliyorsun uğraştılar, evet, ettiler, evet, gittiler. Yani DSP sanki Türkiye'nin en büyük sosyal demokrat partisiymiş gibi falan. Muamele yapıldı. İttifaka katılabilir yani. Evet. Onlar da bekliyorlar şimdi burada. Şimdi Tansu Çiller hani olur mu olmaz mı? Hani neye dayanarak söyle? Bugün galiba şeylerde, notlarda görmüştüm. Bir 28 Şubat vurgusu yapmış gene. Cumhurbaşkanı, evet. Başkanı. 28 Şubatçı bunlar diyor. Evet. Tabii 28 Şubatçı. Oysa ki orada 28 Şubat'ın mağdurları var. Açık mağdurlar var. Bir tanesi Meral Akşener'dir. Tabii. Çok iyi hatırlayalım. Çok ağır ifadeler kullanıldı onunla ilgili. Yani. Bakanlığın tabii önünde hem de. Şimdi siz Meral Akşener 28 Şubatçı diyerek haksızlık yaparsınız. Temal Karamollaoğlu partisi kapatıldı. Partisi parçalandı. Yani şimdi AK Parti'yi oluşturan yapıyı yapıyı ortaya çıkaran müdahaleleri Refah Partisi'ne muhatap oldum. Muhatabı Refah Partisi'ydi yani. Şimdi öte taraftan darbelerin mağduru olduğunu söyleyen bir siyasi gelenekten gelen Demokrat Parti var. 28 Şubat ondan bağımsız değil. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı zaten, 28 Şubat'ta fişlenmiş. Şimdi bunlar 28 Şubatçı. Davutoğlu, Ali Babacan içinde herhalde tabii, farklı şeyler söylenemez. Ali Babacan çok siyasete girmemişti o zamanlar. Yani en azından Milli Görüş Hareketi'nden değildi. Ama Ahmet Davutoğlu'nun vardır o döneme ilişkin anlatacak öyküsü. Şimdi bunları 28 Şubat olarak yaftalayacaksınız. Yanınıza Tansu Çiller alıp 28 Şubat mağduriyeti oynayacaksınız. Tansu Çiller 28 Şubat fırsatçısıdır. Altını çizerek söylüyorum. Mağduru değil, 28 Şubat fırsatçısıdır. Bir taraftan askeri pohpohlayan, sıkıştırın bunu, beni başbakan oturan diyen kişidir. Öte taraftan da Erbakan'ın arkasında durmayan, Erbakan'a da bırak ben başbakanlığı götürürüz deyip de... Bilmeyenler için bir söyleyelim, o dönemde Refah Yol hükümeti vardı ve
sırayla başbakan olacaklardı. İki yıllık, İki yıllık dönüşümdeydi. Önce Erbakan başbakan oldu. 28 Şubat Erbakan'ın başbakan döneminde yaşandı. Ve Çiller sırası gelmeden, yani zamanı gelmeden bir yıl öncesinden başbakan olmak için böyle alttan hareket etti. Tabii, diyorsun. 28 Şubat'ın yani da şeyiyle, 28 Şubat süreciyle, fırsatıyla. 28 Şubat'ta bir MGK toplantısının toplandığı günün adı yani. Aslında. Orada o kararların altında da Erbakan'ın imzası var ayrıca. Hepsinde. Orada zaten Tansu Çiller'in bu yaptığını ahlaki bulmadığı için Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermediğini söyledi. Evet. Erbakan istifa etti, hükümeti kurma görevini Yalımerez'e verdi. Yalımerez'e olmadı. İşte bir sürü falan peşmekan. Evet. DYP'den istifalar oldu, şu oldu, bu oldu. Demokrat Türkiye Partisi kuruldu falan. Başka türlü hükümet modelleri ortaya çıktı. Çok karışık bir dönem ama bilmekte yarar var bunlara. 28 Şubat'ın iki tane fırsatçısı vardır. Bugün ikisi de Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Bir tanesi Mehmet Ağar, bir tanesi de Tansu Çiller'dir. Onlardan bir mağduriyet kendinize devşireceksiniz. Ondan sonra altılı masaya oturan Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu 28 Şubat tabii, ilan edeceksiniz. Gültekin Uysal'ı 28 Şubat ilan edeceksiniz. Hani bu komik bile değil. Bir şey diyemedim ama. Ya bunu ben açıklamalar, yani nasıl gitti Çiller, nasıl dönmeye çalışıyor, ben oradayım, tamam. Ya şimdi, nasıl gitti Çiller, 9.9'da kaldı, baraj altı kaldı ve gitti. Tabii ittifak yaptı. Arkasına bile bakmadı yani. Şimdi ittifak yaptı. Alparslan Türkeş Partisi, Tuğrul Türkeş'i aldı yanına. Demokrat Türkiye Partisi'ni aldı, yani ittifak yaptı. Yani ona rağmen gidemedi. Şimdi ne diyor? Birkaç cümle söyleyeyim mi şuradan? Bu ülke beni başbakan yaptı, hazine bakanı yaptı, ilk kadın şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Ben milletimi özledim diyor. Ya durup dururken mi özlendi? 2002'de siyaset bırakıldı. 2022, tam 20 yıl sonra birden özlediğini mi anladı? Beni aktif siyaset katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler diyor. Hatırlıyor musun sen öyle bir şeyi? Çok insanın gittiğini biliyorum. Dönsün diye. Normal ama. Verdiler. Eğer ülkem büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum diyor. Onlar diyor önlerine konan şeyleri kabul ediyorlar gençler. Kabul ediyorlarmış. Karşılaştırmak lazım. Bunları tecrübelerimle, aldığım derslerle paylaşmaya hazırım. Sadece hazır değilim, bunu istiyorum diyor. Yani siyasete girmeye karar vermiş belli. Evet. Bir partide bu işi yapacak, o belli. Cumhur İttifakı ile birlikte yapacak çünkü koalisyonları kötülüyor. Koalisyon bu ülke için bir bitiştir diyor. Yani kaotik bir durumdur diye söylüyor. Cumhur İttifakı'nın detayını kaçırıyor. Orayı kaçırıyor. Yani şimdi mesela tek başına AK Parti MHP ile birlikte hareket etmiyor mu? Yani bir iktidar bir de kolay bir şey aslında baktığında, değil mi? Yani yeni partiyi kuracaksın. Orası sana paye verecek. O sistemin içinde olacaksın. Birden kendini iktidarda bulacaksın. Bir takım taleplerinde iktidar desteklediğin gerekçesiyle karşılanacak ya da bakanlar telefonuna çıkacak. İş yaptırabileceksin. Bazı insanları işe koyabileceksin. Güzel bir şey aslında bu, oy almadan hem de. Tabii. %1 bile alsam. Burada Tansu Çiller'in niyeti şu anladığım kadarıyla, hani muhtemelen hani kendisinin danışıkla dövüştür bu, tek başına yapılmış bir şey olamaz. Eşinin de bir ticari marifetleri olduğunu biliyoruz. Çocuklarının da ticari işleri olduğunu, uğraşlar olduğunu biliyoruz. Hani oralara yönelik bir takım dilekçeler vermek de olabilir ama onun ötesinde şu, Tansu Çiller'i seçmen siyasi sahnesinden kovaladı. Net. Kovaladı. Evet. Yani çünkü ekonomi profesörü olarak iş başına gelip başbakanlık koltuğuna oturup da ülkeyi bugüne kadarki tarihinde yaşadığı en büyük ekonomik krize muhatap eden bir başbakanı kovalarlar. 94. Tabii kovalarlar, kovaladılar da bunu zaten. Yani merkez nasıl gelmişti? İki anahtar değil mi? İki anahtarla gelmişti. İşte herkesin bir anahtarını alarak gitti. Alarak gitti. İki tane alıp da gittiler. O zamanki kriz başka bir krizdi zaten. Doğru, çok ağırdı. Ağır ötesiydi yani. Şeyleri sürdü yani, artçıları sürdü uzun yıllar. Ben işsiz kaldım gelemez. Yani. Tabii, herkesin bir şahsi şeyi var, tecrübesi var o dönemde. 2001'de, 94 krizde, 94'te dövizde falan borçlanan insanlar intihar ettiler. Çok büyük yani. Evet, sorunlar yaşadık. O tabloyu yarattınız. Yani çok güzel bir Türkiye bırakıp da gitmediniz siz. Yani çok güzel bir Türkiye bırakırsınız, gidersiniz, ondan sonra otobüsler gelir sizi çağırır. Siz de gelirsiniz çünkü niye? İyi yönetmişsinizdir.
Yani o yüzden talep olur. İyi ama bizde otobüsler, şu işte Devlet Bahçeli de biliyorsun bir siyaseti bıraktı, baraj altı kaldıktan sonra yine otobüslere gidildi. İşte, kıramadı, geri döndü. O otobüsler de birileri tarafından organize ediliyor. Baykal'da da oldu. Aynısı oldu. Evet, aynısı. 6 ay sürdü. 6 ay sürdü ondan uzak. Yani bu dolmuşa gelmeyen bir iki kişi var. Bir tanesi Süleyman Demirel, bir tanesi Erdal'ın önü. Rahmetli analım ikisinde. Evet. Yani Tansu Çiller buradan kendine yeni bir kimlik inşa etmek istiyor ve o dönemini unutturmak istiyor. Yani bugün ben madem çok niyetlisiniz, madem çok yetenekli, başarısınız, sağda solda 3 ayda bir, 5 ayda bir Maliye ve Hazine Bakanı arayana kadar getiririm Tansu Çiller'i, oturtalım oraya. Tabii şimdi. Tabii tam dönemi. Daha büyük katkı verir. Nasıl olsa deneme yanılma yöntemiyle gidiyor. O da diyor öğrendim, denedim. Evet. İşte al sana bir deneme yanılma yöntemi daha. Öğrendik bir daha, adamı. Bir daha dene, bir daha öğren. Nasıl olsa memleket bu hale geldi. Yani hayır, bu deneme yanılmalarla şey de, direnci de arttı memleketin. Eskisi gibi böyle şey de değiliz, yıkılmıyoruz. Geçenlerde şey, bizim Hıdır'la konuşurken de ona da söylemiştim. Hani bu çok zamlar geliyor, çok hayat pahalılığı falan. Yani eskiden gerçekten insanın canını yakıyordu ama metafor olarak boksu kullanmıştım. İşte boksör de ilk 3 yumruğu hissediyor ama 3 yumruktan sonrasını artık hissetmemeye başlıyor. Biz de o hale geldik. Biz de o hale geldik. Şimdi deneme yanılma yöntemiyle de yani 10 tane Hazine Maliye Bakanı değiştirdik. Bir şey olmadı. 11 olur, 12 11 olur, 13 olur. Bir de hiç olmazsa dedin. Birlikte bir isim gelsin ha, yani. Geçmişte yaptığı ha, yanlışları belki yapmaz. Hayır, bir anahtar koyar masanın çünkü üstüne. Çünkü insanlar hepimize anlattığı zaman anlamıyor. Bir kez daha görür. Yapamadığını, yapamayacağını bir kez daha görür. Belki bu sefer ama anlar. Allah aşkına şimdi Nurettin Nebati Çiller. Mesela koysalar karşı yan yana ne dersin? Çiller tabii. Ya profesör en azından. Öbürü doktor. Bir kere krem olarak daha akademik kariyer olarak da biraz fazla. Şimdi diyor ki izleyicilerimizden birisi, benim dedem diyor kolay kolay kötü söz söylemez de diyor. Çiller'in bu açıklamalarını duyunca diyor çok kötü sözler duydum bana kendisinden. İşte Amerika'daki mal varlığı tekrar gündemde. İşte o dönem yaşananlar. Mehmetçik bak buna başlıyor. Milliyiz ya böyle. Evet. O da onun üzerinden bir siyaset kimlik inşa etmişti kendisine. O mal varlığını satacaktık. Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaktık. Hatta bir vakıf da kurmuştuk o sıraya. Yani öyle bir şeyler de olmuştu. Tabii. O vakıf kapandı galiba. Ya mecliste araştırma komisyonları kuruldu. Soruşturma mal varlıkları. Ha. Sonra bütün liderler ona dahil edilip o mesele bir böyle sulandırıldı falan. Tabii. Hiçbir zaman doğru düz araştırılamadı yani. Şu bir siyasetçi için şu gerçekten hoş bir şey değil. Şüphelerle dahil olmak üzere söyleyeyim. Mal varlığınızla ilgili şüphelerle anılıyor olmanız sıkıntılıdır. İlk akla gelen zaten. İlk bak akla. Şurada kaç tane yorum var. Tabii hemen bir de aklınızda biliyorsunuz o zaman Refah Partisi ile Erbakan'ı başbakanlık koltuğuna nasıl oturdunuz? Refah Partisi'nin verdiği soruşturma önergeleri, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soruşturma önergeleri verdiği muhtelif ihalelerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin meclis buna karar verecekti. Bu evet iddialar somut iddialardır. Yüce Divan olarak çalışacak Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması lazım diye. 6 ya da 7 taneydi, sayısını tam hatırlamıyorum. Çiller Refah Partisi'li hükümet kurmayı bu soruşturma önergelerine red oyu verirseniz koşuluyla kabul etti. Erbakan'ı başbakanlık koltuğuna, yani Milli Görüş Hareketi'ni bu başbakanlık koltuğuna. Yüce Divan'a gitmemek için oldu bu iş. Ve Refah Partisi'nin burada en büyük dram onlarındır. Yolsuzluk olduğu iddiasıyla soruşturma komisyonu kurulmasına karar veren Refah Partisi bu komisyonların tamamında, yani kendi iddiasını kendisi çürüttü. Niye? Erbakan'ı başbakan koltuğuna oturtmak için. Siz bakmayın bizim iddialarımıza dedi. Dediler. İnanmayın bize dediler. Başbakanlık koltuğu daha cazip. Daha cazip geldi o dönemde. Ondan sonra da yaşananlar belli zaten. Şimdi tabii bu tarafta bir hazırlık var. Diğer tarafta ne görüyorsun sen muhalefet tarafında, blokta? Bir kere iktidar cenahını epey bir böyle sallamış görüyor, görünüyor. Niye hep üstünde duruyorlar? Dün de ifade etmeye çalıştım. Bahçeli ikinci kez grup toplantısında bu meseleden bahsetti. Cumhurbaşkanı ikinci kez muhalefetten bahsederken 28 Şubat'taki o deklarasyondan bahsetti. Biraz da abarttı tabii. Bunlar geldikleri zaman işte şehir hastanelerini yıkacaklarmış, şunu köprüleri yıkacaklar, onu kapatacaklar, bunu indirecekler. Öyle bir acayip tablo çizdi ki yani çok egzajere ederek anlattı tabii oraları. Öyle bir şey de yapmayacaklar yani. Parasını ödemeyeceğiz diyor müteahhitlere. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey diyor Cumhurbaşkanı. Bunu da araya sıkıştırdı. Herhalde orada tek doğru bilgi oydu. Parasını ödemeyeceğiz dediler müteahhitlerin. Ona göre de bir hazırlık yapıyorlar zaten. Onların siyasi... Niye ödemeyeceklerini de anlatıyorlar ve o parayı ne yapacaklarını da söylüyorlar. Onu da söylüyorlar ama köprüyü yıkacağız diye bir şey ben duymadım. Yani veya şehir hastanesini yıkacağız diye bir şey duymadım. Yapılmışı yıkmak gibi bir dert olduğunu da zannetmiyorum o tarafta. Ama bir kaygı
o tarafta bir dakika ne oluyor gibi bir şey var. Herhalde tam tahmin edemediler diye düşünüyorum. Altısı bir araya Tabii gelir ve tabii. bir deklarasyona imza atar Başından beri gelmez diye. ben şunu savunuyorum başından beri. Yani bu 6-5 benzemez olarak da söylüyor tabii ki Evet. Cumhurbaşkanı. Bu 6 parti bir araya gelip böyle senkronize çalışabileceğini kestirebilseydi Erdoğan bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmezdi. Onun çünkü kafasında şu vardı. İşte Kürt siyasetinde yanına alsa %50 oyu, %50 artı 1 oyu buluyordu. Kürt siyasetine tam karşı MHP siyasetinde yanına alsa 50 artı 1 oyu buluyordu. Nitekim pratiklerinde yaşadık bunları. Ama şimdi karşısında sıkı bir blok var. Muhtelif kimliklerden oluşan. Biraz önce katı bir sağ olarak tanımladık Cumhur İttifakı'nı. Oysa Millet İttifakı siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadar Geniş bir yelpaze. geniş bir tabanı temsil ediyor ve geniş tabanın desteğini siz arkanıza aldığınız zaman icraatınız kolaylaşır. Yani müthiş bir destek arkanızda olacak ve katılımcı bir demokrasiyle bunu yapacaksınız. Şimdi bu bir demoralize olması için yeterli. Çünkü örneğin Bahçeli kadar sert eleştirmiyor politik olarak Cumhurbaşkanım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı. Ve aradan bu kadar zaman geçti. O yüzden çok cümleleri vardır burada kuracağı, hoşlanarak kuracağı cümleler ama hiçbirini özellikle kurmuyor. Ben Cumhur İttifakı'nda böyle cepheden bir politik olarak savaş açtığı kanısı da değilim Cumhurbaşkanı'nın. Bu alanı da MHP'ye, Bahçeli'ye bırakmış vaziyette. Bahçeli, MHP Ama bir zaten... tedirginlik seziyorsun Tabii değil mi? tabii Yani bir net. Çünkü bu tedirginlik var tarafta ya. işler iyi gitmiyor. Bu tarafta işler iyi gitse zaten o Çiller de o altısı da tedirginliğin etmez. ürünü. Tabii onun ürünü başkanım yani kurtarıcı Çiller'den bir kurtarıcı çıkardığınız zaman siz dükkanı kapatın gidin Yani yani. orada bir aciziyet O aslında tabii ortaya çıkıyor net bir oralara şekilde. geldiniz. Bir de tabii şimdi 6 partinin bir araya gelerek 12 Şubat'ta önlerine koydukları protokol metni, yazılı metin bu 6 partiyi bağlıyor. Ve bundan sonra oradan ayrılmanın politik olarak hiçbir bedelini ödeyemez. Tabii orada çok büyük. Bağladılar birbirlerini. Evet. Ve oraya koydukları hedef de kendilerini hükümet ortağı yapacak. Sadece anayasa değiştirip parlamenter sisteme geçirmeyecek. O şimdiden belirleyecekleri ekonomik modelle, işte öncelikler sıralamasıyla, bir koalisyon Bir ekonomik protokolüyle model belirlenecek mi? tabii tabii çalışıyorlar üstlerinde. Çalışıyorlar. Tabii, hep bundan sonraki yöntem artık bir seçim ittifakını nasıl kotaracağız? Seçimden sonra koalisyon hükümetini nasıl oluşturup neleri önceleyip Geçiş neyi dönemini nasıl nasıl halledeceğiz? Tabii. yürüteceğiz mesela? Cumhurbaşkanı kazanırsak da kazanmasak da parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu bulsak da bulmasak da seçenekler üzerine Alternatiflere yol göre. bunlara somut olarak yani Bugün ekonomide de Cumhurbaşkanı şey diyor, sizin diyor şeyiniz kaç diyor, milletvekili sayınız kaç? Anayasayı değiştirebiliyor musunuz diyor. Bugün bak diyor, değiştirebiliyor kendisi musunuz böyle bir şey? değiştiremiyor. Hayır şimdi Anayasa değişikliğinden söz zaten ediyor. böyle bir talep de yok ki. Diğer tarafta Tabii anayasayı tabii. seçimlerden sonra değiştireceğiz diye bir vaat var. Bugün elbette Tabii. değiştiremeyeceklerini biliyorlar. Şimdi bu bloğun temsil ettiği yapı aslında 16 Nisan referandumunda hayır bloğu. Yani Evet. o bloğun bugün kurumsal partiler halinde bir araya gelmiş şekli. Yeni bir şey değil Yani yani. şöyle hayır bloğu derken Ali Babacan ve Davutoğlu orada tam açık hayır Tabii pozisyonu Ahmet Davutoğlu bir de girmişti şeye, Konya Monya'ya Konya gitti gitmişti. ama konuşma yapmamıştı diye Konuşmaya gitti hatırlıyorum falan. tabii. Yani böyle bir biraz karışık bir Tabii. dönemdi onlar açısından falan. Ama yani blok olarak, Doğru. politik olarak oranın devamı. Yani ittifak haline dönüştü 4 parti genel seçimlerde. Yani 24 Haziran'da ittifaktılar. Yerel seçimlerde örneğin 3 parti ittifaktı. Saadet Millet İttifakı'na katkı ve stratejik destek olmak için başka aday çıkardı. Onun Evet. da sonucunu gördüler zaten. Şimdi işte bu Millet İttifakı'nın yerel seçimde de işlediğini gösteriyor. HDP'de örneğin kimse HDP'nin kapısını çalmadı bizi destekledi ama gittiler. İşte Ankara'da Mansur Yavaş'a firesiz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ekranına Adana'da, verdi. Antalya'da verdiler. Ve bunu da bir pazarlık masasında bir unsur olarak da yansıtmadılar. Yani şimdiki ittifak modelinde de HDP baktığın zaman Millet İttifakı'nın yörüngesinde bir yerlerde. Çünkü parlamenter sistemi savunuyor. Evet. HDP'de seninle de daha önce konuşmuştuk bir ittifak modeli. Yani içinde sol sosyalist partileri barındıran bir ittifak modeli. Ve parlamento içine girdikleri zaman anayasa değiştirecek çoğunluğa ulaşmak için ve önlerine koydukları parlamenter sistem, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi meselelerde doğal olarak birlikte çalışacak yapılar bunlar. Şimdi bunlar böyle senkronize ve bunu yapabilecek güce eriştikçe tabii ki Cumhur İttifakı'nın birazcık siniri bozuluyor, onu görüyoruz. Bir de artık öyküleri kalmadı. Buradan bir de Ya hiç değişmiyor. Yani bir mermi kaç paradan? Biliyorsun yerel seçimler Tabii. öncesinde o cümle vardı. Yemekler yağsız olur, ülke yarınsız olmaz'a. Aynı şey aslında. Tabii Yani tabii ki. yaklaşım orada bir sıkışmışlık var. Bu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünya görüşü ve AK Parti de oraya sıkıştı. Onun ötesinde bir şey yapamıyor. Bravo.
siyaset yapma alanını tamamen daralttı. Yani herkes diyor ki MHP AK Parti'nin yanına gitti. Hayır, MHP AK Parti'yi kendi yanına çekti. Aynen. Yani ben de tamamen ona inanıyorum. Bir siyasetsizlik var çünkü orada. Yani bir siyasi parti örneğin MHP, yani uzun bir MHP tahlili yapmak da lazım aslında. Çünkü yani geçmişinde de ne kadar politikti. Bunlar bile tartışılabilir. Siyasi partisiniz siz. Siyasi partinin genel başkanı var. Seçimler oluyor. Seçimlerden sonra 2015'ten söz ediyorum. Gel başbakan ol diyorsun. Hayır olmam. Hayırdır. Diyor. Gel hükümete gir olmam. Birini gözler başbakan peki olsun. Peki niye hayır. Yani o zaman siyaset yani yapılıyor? Yani o zaman niye siyaset yapıyorsun? Hadi daha seçime gidelim. Ondan sonra düne kadar bundan cumhurbaşkanı olmaz, bundan başkan olmaz birini dediniz. İşte cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Başkanlık sistemine de geçiriyorsunuz ve bunu insanlara anlatmakta da sıkıntı çekiyorsunuz. Şimdi 4 yıl içinde ya da 3 yıl içinde bu sisteme geçtikten sonra iyi olduğunu söylediğiniz sizin sayesinizde kotarılmış bir şey var mı? Yok. Bir de bu sisteme geçerken bir siyasi parti olarak sizin teziniz neydi? Anayasayı fiili duruma uygun hale getirmek. Evet. Yani bir anayasa ihlalini şey yapıyorsunuz, itiraf ediyorsunuz. Yani ihlali ortadan kaldırmak İhlal edene, ya kardeşim sen şunun içine gir, şu anayasanın içine gir demiyorsun. Ve siz siyasi parti olarak ortakta yani işte 25 lira Konya'da değil mi? Dizelin. Evet, mazot. Yani siyasi partinin derdi bu olmaz olur mu? Yani sen işte konuk alıyorsun karşına. Binde birlik bir siyasi partinin genel başkanlığını bile oturtsan İlk soracağın soru budur. Bunu konuşmayacaksınız. Sağlık sorununu konuşmayacaksınız. İşsizliği konuşmayacaksınız. Yağcılar yani bu ayçiçek yağı 2 senedir Türkiye'de çok dalgalı. Tabii. 2 senedir konuşuluyor. Konuşuluyor zaten evet. Bir de hani. Bugünün meselesi değil bugünün yani. Bugünün meselesi değil. Bir de şu sıkıntı var yani. Bir de çözüm olmamış 2 senedir. Tabii. O da var yani. Önlem de almamışsın. Şimdi şekerden söz ediyorlar. 3 gün sonra 5 gün sonra şeker konuşmaya başlarız. O da şeker simsarları, şeker tüccarları, dış mihraklar falan mı diyeceğiz? Biliniyor bunlar. Bir de yani dünyanın neresinde ne olursa olsun senin ülken etkileniyor. Bunu bir konuşmak gerekmiyor mu? Niye yani? Rusya 20 senin... yılın sonunda getirdiğin nokta bu mu? Bu mu? Türkiye. Ukrayna ile Rusya var. Etkilenenler sıralamasında seninle aynı yerde. Senden fazla değil yani. Fiyan İnsani savaşa... olarak tabii çok daha felaket bir durum var. Ortada Ukrayna ekonomik Rusya. Olarak baktığında tabii. Gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Acayip yani, bir durum değil mi? Savaş senin? Orada, yangın burada. Ya Afrika'da o bir şey olsa gene senin ülken etkileniyor. Üstelik biz o yangını daha sadece akaryakıt fiyatlarında gördük daha, biliyorsun daha değil mi? Devamını göreceğiz. Dünya Gazetesi yazarı Aktaş'ın bir hesabı, Alaaddin Aktaş'ın %1,5 civarında diyor enflasyona şey olacak diyor. Petrolün. Sadece petrolün. Tabii, sadece petrolün. Ama o zamandı. Şimdi bilmiyorum 25 olunca ne diyecek de %10 civarında bir enflasyon bekliyor Mart ayında. Mümkün. Şimdi o %65 demek yani bu tabii, gerçekten çok korkutucu noktaya doğru gidiyor. Marketten alışveriş yapıyoruz. Yani tabii hepimiz görüyoruz. Bir ay sonrası bir ay öncesinin aynısı oluyor mu? Ya ben 2018'de emekli oldum. Hesaplayabiliyorum yani. Ben işte cebime giren parayı biliyorum, çıkanı da biliyorum. Ben bizzat yani yaptığım için. O günden bugüne kadar maaşıma gelen zam oranı, enflasyon oranlarında zam yapıldığını hatırlatarak söylüyorum. %70 en fazla %70. Elektrik param 3 misline çıkmış. Hava gazı param 3 misline çıkmış. Arabama koyduğum benzin parası 4 misline çıkmış. Ben %240 alım gücü itibariyle fakirleşmiş, yoksullaşmışım. Sen bu tabloyu bana istediğin kadar anlat. Ben cebime bütün bakarım. Dünyada böyle de. Bütün istediğin kadar söyle. Ben cebime bakarım. Ben cebime girene bakarım, bir de cebimden çıkana bakarım. Cebime girdiğim eskiden ay sonuna kadar birazcık kalıyordu. Şimdi onun da çıkıyorsa artık bir şeye bakmam. Bana bir şey söyleyemezsin sen. Bunu anlatma ya. Tüm dünyada böyle pahalılık var, şu var, bu var. Dünyada enflasyonun da nedeni var. Yani pandemi döneminde herkes vatandaşına, bütün devletler vatandaşlarına parayı boğdu. O parayı harcadılar, enflasyon oldu. Enflasyonu önleyebilirlerdi. Senin gibi enflasyon sonuç, faiz, sebep falan demiyorlar. Tam tersi enflasyonu düşürmek için ellerinde bir faiz silahı var. Kullanmadılar çünkü niye? Kullansalar bir anda durgunluk başlayacak. Pandeminin üstüne bir durgunluk gelirse bunun alttan ekonomik olarak kalkamayacaklarını bildikleri için uzun süre bakma. Bir yıl geçti aradan. Yeni. O da binde 25 belki 3 kere belki 4 kere açıklayarak yani kamuoyuyla da bunu paylaşarak gerekçeleriyle. Kur korumalı mevduata geçmediler yani. Ya. Onlar faiz arttıracaklar. Bilmiyorlardır muhtemelen. Bilmiyorlar. Örnek alıyorlar ama tam olarak uygulayamıyorlar. Yani uygulamanın detaylarını. Nerede uygulandığını falan da bilmiyorlardır muhtemelen. Hayır şimdi Türkiye'de muhtemelen bu bizim şehir hastaneleri Türkiye'ye ilk getirildiği zaman işte bu işi bilen insanlar, hekimler başta olmak üzere araştırmışlar dünyadaki örneklerini falan. Dünyada başarılı örneği yok. Hepsi iflas etmiş, hepsi batmış. Evet. Dünyada uygulanmış. Türkiye'nin kendisinde de var zaten tabii. O batma hikayesi. Turgut Özal zamanında işte açıklamasını o dönemde konuştuk. Ha, doğru. Yani, geçenlerde söylemiştik. Yani hiçbir... Kur korumalı diyorsun. Ben de, tabii, de şey diyorum. Şehir hastaneleri de aynı şekilde. Tabii. Evet.
Yani denenmiş, uygulanmış, başarısız olmuş modelleri tekrar getiriyorsun ve sonuç almaya çalışıyorsun. Yani aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamazsınız ki. Ama mesele o değil. Yani bunu anlatıyor musunuz? Anlatıyorsunuz işte. Ekonomik model olarak da bunu anlatıyorsunuz. Evet. Petrol %20, %30, %50 falan arttı. Bu şey krizden bu yana. 80 dolardan 120 dolara falan çıktı galiba. Senin ülkende 2 misli, 3 misline çıktı galiba. Çok acayip. 8,5 liradan çıktı 24. 25 liraya. 25 lira, 3 misli. 25 liradan bahsediyoruz. Şimdi oransal yani. Olarak nasıl petrol fiyatları dünyada artıyor, bizde de artıyor diyorsunuz. Ha bir de şu dramatik ya, komik artık. Yani daha doğrusu komiği de açtık. Trajik. Trajik de değil artık, insanları öfkelendirebilir açıklamalar bunlar. İşte geçenlerde AK Partililer gene açıklamışlar da. Kullandığınız elektriğin %50'nin maliyetini siz ödüyorsunuz, %50'sini devlet ödüyor. Bugün Cumhurbaşkanı da söylüyor, bu kadar biz işte destek verdik ya diye. Siz abi, babanızın parasıyla mı ödüyorsunuz? Çok yani? Acayip o laf ya. Ya olur mu böyle bir şey? Yani tablo şu, ben size söyleyeyim, %50'sini madem devlet karşılıyor. Fatura geldiği zaman %50'sini direkt siz ödüyorsunuz. Kalan %50'yi de ödediğiniz vergilerle dolaylı olarak gene siz ödüyorsunuz. Evet. %100'ünü siz ödüyorsunuz. Kim söylemiyor yani başka? Olur mu böyle? Dün ben ödedim diyemezsin sanırım. Dün Yalçın Karatepe Hoca bir hesap yaptı Sedat. Bu kur korumalı mevduatın bu aralar döviz yukarı doğru çıkıyor ya, daha fazla çıkarsa diye bir endişe de var elbette. Buradan devletin hazinesine gelen yük onun hesabına göre sanıyorum 50 milyar civarında demişti. Yanılmıyorsam yani 30, 50, 20 olabilir. 30, 40, 50 civarında bir şey demişti. O da bugünkü hesaplardan yola çıkarak söylüyor. Bugünkü kurlardan, dünkü kurlardan. Çiftçiye verilen destek 2021 yılının desteği de şimdi ödeniyormuş herhalde 27 milyar lira. Tabii. Yani kur korumalıya daha fazla para veriyorsun. Vergi istisnalarıyla bilmem neler şunlarla bunlarla devletin sırtındaki yük çiftçiye, bütün Türkiye'yi doyuran çiftçiye verdiği paranın daha fazlasını kur korumalı mevduat için harcıyorsun. Çiftçiye vermen gereken parayı. Çiftçi. Sonra da ayçiçek yağı pahalı diye ağlıyorsun. Buğday yok. Buğday yok diye canı buğday sıkılıyor. Buğday yağı bilmem neydik. Biz yani, ilkokulda üretemiyoruz ya. Evet. Abi bu plansızlıklık. Yani şöyle bir delilik hali ama bu yani. Ya, niye böyle yapıyorsun? Tercih edilir de bunu niye yapmıyorsun bunu? Saldım çayıra Mevlam kayıra. Bütün her şeyi böyle yönetiyoruz. Bak pandemiyi böyle yönettik. Kendi evet. Başınızın çaresine bakın. Yönettik mi? Evet. Üç tane maske dağıtamadık. Maske dağıtamadık. Para yerine kredi verdik insanlara. Yani dükkanlarını kapat git dediğiniz adamın kirasını, şunusunu, busunu kimse düşünmedi. Kimse hesap etmedi. Kimse hesap etmedi. Oysaki hani birileri de bu işi fırsata çevirdi, aldı krediyi, işte onunla dolar aldı, dolar 3'e şey katlayınca baktı, oradan tabii. Şey yaptı falan yani, şimdi, o da kontrol edilmedi. Şimdi siz bu ülkeyi böyle yönetiyorsunuz. 2,5 milyar dolar verdiniz, S-400 aldınız, şimdi karşınıza Rusya tehdit unsuru olarak çıktı. Fıkra onu da mi? Onu da şöyle anlatılıyor ama o da. Bak görüyorsunuz değil mi S-400'ü niye aldığımızı diye. Bize saldırmazlar. Ya hayır saldırmazlar değil. Sanki Rusya kullanacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Yani çok acayip bir şey bu. Hiçbir şey iş bilememezlik bu. Evet. Yani yönetemem hali. 2,5 milyar dolar küçük para olarak sayma. Bak sen tarıma verdin. 2,5 milyar doları doğrudan çiftçiye, üreticiye verseydiler o 2,5 milyar dolar 10 milyarlık bir art değer yaratırdı. Tabii. Senin ülkenin coğrafi koşulları, iklimi, tarıma elverişli, tarımdan başka bir şey yapamazsın sen burada. Yani fantezinin peşinde gidiyorsun, o elektrikli araba yapacağım, bilmem ne yapacağım falan filan diye. Komedi yani, onu da %80'i, %90'ı ithal ürünle yapıyorsun. Ona harcadığın parayı sen tarıma ver. Böyle fantezilerin peşinde koşma. Çin diyorsunuz, hani geldiği zaman bir araya sıkıştırıyorsunuz Çin modeli diye. Neden söylediğinizi bile bilmiyoruz. Çünkü anlamını yitiriyor orada örnek verdiğiniz zaman Çin'i. Ya Çin işte İsviçre'nin en önemli araba markasını satın aldığı 1.7 milyara üstüne azıcık bir şey yatırım yaptı. Şimdi gene dünyanın en iyi arabalarını üretmeye başladılar. Ve Çin yatırım yaptığı ülkelerde kendi vatandaşını götürüp çalıştırıyor. Sen yerli araba yerine o alsaydın getirseydin burada ama sen S-400 alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye her yere acayip acayip paralar harcıyorsun. Hep tercih yani tercih. Tercihler yanlış kullanıldığı fantastik zaman. Tercih. Fantastik tercih. Bir bölümü fantastik tercih, bir bölümü bilinçli tercih. Kur korumalı mevduat bence bilinçli tercih. Daha doğrusu fantastik bir tercihin sonucu bilinçli tercih. Faizi arttırmayacağım ısrarının sonucu. Model sunma ihtiyacından kaynaklanıyor ama bu model ekonomik açıdan baktığın zaman Türkiye'nin ya hiçbir ekonomi değil işte. Hayır, model olarak değil. Da model ne diye bakıyor herkes, kimse bir model de göremiyor yani orada da. Değil. Hayır, siz Eylül ayından beri faiz konusunda bir iddianız, ısrarınız vardı ve 6 ay geçti aradan. Artık gitti o iddianız. Bitti, evet. Düşüremiyorsunuz faiz. Faizi bugün de düşürüyor olsaydınız iddianızı sürdürdüğünüzü söyleyebilirdim.
Ama işte Tanzuççulara örneğini verelim nasıl olsa. O da denemiş ya, deneyimlerimle elde etti. Denedi, ülkeyi batırdı. Tekrar geleyim diyor, bende deneyim var diyor. Senin gelmene gerek yok arkadaş, burada da var. Zaten var. Aynı deneyimler. Son dönemde aynı deneyimleri yapıp. Daha kötüsünü yapma imkanı biraz zor gibi görünüyor değil mi? Tabii. Yani Tansuçiller bu dönemde kurtarıcı olabilir. Bir hazine bakanı tahlili yapsana bana. Yani ben başlarken de farklıydı böyle. Hani gözlerinin ışıltısı diye başladı. İçerik yok. Amerikan Merkez Bankası'nı 5 ayda yönetiyor dedi. Bir böyle bir pazarlamacı şeyi, havası var ya kendisinde. Şimdi bu... Ama yani benim pek alışık olmadığım bir maliye bakanı yani. Hiç kimsenin alışık olmadığı bir maliye bakanı modeli var. Yani Mehmet Şimşek diye biri vardı orada yani. Hiç güven de vermiyor işte yani. İşte mesele bizim... bu. Tam onu söyleyeceğim. Bakanların hiçbirinin böyle bir güven verici, bir güçlü siyasi iradeyi temsil etme yetenekleri yok. Merkez Bankası Başkanı daha bir otoriter geliyor bana açıklamalar itibariyle. Daha ciddi anlır ki yani. Ki. Ki yani. Ki yani. Hani Maliye Hazine Bakanı'nın insanlara söylüyor. İngiltere'ye gitmiş, insanlarla işte oradaki yatırımcılarla konuşmuş. Orada bir skandal yaşamıştık. Bir çevirmen skandalı var. İkincisi orada söylediği bir şeyin de neydi tam olarak hatırlamıyorum ama şimdi bu alanınıza da bakan olduğunuz bakan olarak geldiğiniz yere de biz faiz meselesini gündemimizden çıkardık. Politika faizini önemsizleştirdik demişti İngiltere'de bildiğim kadarıyla. Yani politika faiz artık bizim için önemli değildir. Öyle bir şey falan. Demedik falan filan diye bir şey çıktı ama orada ilgilenenler anlatmışlar. Enflasyon Türkiye'nin geleneksel sorunudur falan gibi bir şey söylemiş. Bir de dolar alırlar falan demişti falan. Bir acayip bir şey. Şimdi sıkıntı biraz şu Yavuz. Eskiden bu hani beğenmedikleri sistemde şöyle işliyordu mesela. Bakan atanıyordu. Liyakat bakılıyordu öyle ya da böyle yani ekonomiye getireceğiniz insana özellikle bakıyordunuz yani. Zaten koalisyon biliyorsun koalisyon kurulacağı zaman bakanlıklar paylaşırken hani kategorik olarak hep derler ya. İcracı Milli Bakanlığı. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı sağlarda olur, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı solda olur. Sağ sol ittifak üzerinden söylüyorum. İcracı bakanlardan ikisi burada olur, biri i̇kisi burada olur falan. Nitelikler de bakılırdı ama kim bakan olacağı zaman iki tarafı da sorulurdu. Bu olur, bu olmaz. Bir de Cumhurbaşkanı bir de ona bakardı Bakardı, öyle bir şey de iddia, itiraz ederdi, şuydu buydu. Yavuz Oğan, örneğin ben onu bakan olarak atacağım. En bilmediğin meselene, gazetecisin her şeyi biliyorsun ya ama. Sağlık Bakanlığı'na. Sağlık Bakanlığı'na atadığın zaman Yavuz Oğan'ı, sana en az Sağlık Bakanlığı'nda ya da sağlık işinde 12 yıl çalışmış üniversite mezunu bir müsteşar almak zorunda kalırdın. Tabii. Sistem bunu getiriyordu çünkü. Sen bu işi bilmiyorsun, daha yeni o koltuğa oturdun. Sağlıkla ilgili ahkam kesecek noktada değilsin. Keseceğin zaman kimden bilgi alacaksın? Öncelikli olarak 12 yıl, en az 12 yıl devlette o sektörde çalışmış üniversite mezunu yetkin bir bürokrattan. Bu ne yapıyordu? Seni kurtarıyordu. Şimdi evet. O var mı? Yok. Yok. Onun yerine kim var? Bakan Yardımcısı. Bakan Yardımcısı. Eski milletvekili. O da aynı. O da Yavuz Oğan. O da Yavuz Oğan. Sağlıkla bu kadar ilgililer yani. Vallahi acaba olsa olmaz mı ya? Sedat fena sağlık fikir gibi gelmedi. Sağlık Bakanlığı. Doktorların yani bugünkü Sağlık Bakanı'ndan daha fazla sahip çıkacakları konusunda şüphem yok ya böyle bir şey olursa. Sen git demeyeceksin. En azından git demeyeceğiz. Sorunları çözmeye çalışırız ama hiç niyetimiz yok. Biz yine dışarıdan bakalım ve doğruların yapılması için çaba sarf edelim. Sedat teşekkürler katıldığın için. Son derece hoş da oldu. Ankara'da bir iki gün daha geçireceğiz. Havası güzel. Gerçekten çok özlemesem de zaman zaman gel. bana Tayfun Hoca kızıyor bu konuda. Hainsin sen diyor. Evet. Nasıl eski Ankaralısın böyle şey olur mu Hoca'ya falan diye. Hocaya katılıyorum. Bu şey zaten yani bu Ankara'dan İstanbul'a giden arkadaşlar hızlandırmış kursat abi istiyorlar. Hatta hani bazen bu bilim teknik filmlerinde oluyorlar ya bir iki takım makinelere bağlıyorlar herhalde. Hemen geçmişini istiyorlar. Bir İstanbul'da de İstanbul'da oluyorlar değil mi? Ama şimdi uzatmayayım hemencecik. Hani Osmanlı'nın bir yükseliş dönemi var. Çöküş dönemi ne zaman başlıyor? En yükseldiği dönem. O da ne zamana denk geliyor? İstanbul fethettiği zaman. İstanbul fethediyor. İşte Bizans'ı bitiriyor. Bitmiyor. Bizans oluyor. Osmanlı Bizans. Osmanlı dönüşüyor. İstanbul böyle bir dönüşüyor. Şey yani diyorsun. İşte yani. Böyle bir şey. Doğru. Ben de onun bir temsilcisi oldum burada. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. İzleyenlerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Giderken şu beğen tuşunu unutmayın arkadaşlar. Onu bir hatırlatmam gerekiyor herhalde. Daha fazla insana ulaşmak için. Katıl ve Patreon'dan da bize destek olabilirsiniz diyelim. Yarın İbrahim Uslu'yla yine burada olacağız. Ankara'da siyaseti, ittifakları ve önümüzdeki dönem beklentileri onunla konuşacağız. Yarın da bekliyoruz 17.30'da. Hoşçakalın.